15 Temmuz'la alakalı görüşlerimizi bildirmek için bugün ekran karşısına geçtik. Bildiğiniz gibi yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Anma Günü olarak adlandırıldı. 15 Temmuz yarından itibaren bütün meydanlarda, Türkiye genelinde ve Türkiye sathında komple sivil toplum kuruluşları, bütün vatandaşlarımız ve bütün halkımızla birlikte yine kutlanmaya ya da anılmaya başlanacak. O yüzden öncelikle 15 Temmuz'u anmadan önce 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşımızın Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de tekrardan inşallah hayatlarında başarılar diliyoruz. Biz onların yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Onlar bizim gazilerimiz, onlar bizim şehitlerimiz. 15 Temmuz normal bir darbe girişimi olarak görmememiz lazım. Darbe girişimi olarak gördüğümüz zaman çok basite indirgemiş oluyoruz. Biliyorsunuz biz Yeni Refah Partisi olarak, Refah Partisi ve Milli Görüş Camiası olarak darbelerden en büyük sıkıntıyı ve en çok sıkıntıyı çeken bir camia ve partiyiz. Dolayısıyla biz darbenin her türlüsüne karşı bir partiyiz ve görüşüz. Hükümetler seçimle göreve gelir, sandıkla göreve gelir, sandıkla görevden giderler. Bu tarz eylemler demokrasiye büyük zararlar veriyor ve ülkemizi de ekonomik ve sosyal açıdan çok gerilere götürüyor. Yıllarca gerilerimize götürüyor. Bizim önümüzdeki bakmamızı engelleyip yıllarımızı heba etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla biz 15 Temmuz'u normal bir zaten 15 Temmuz'da normal bir darbe girişimi değil, işgal girişimi olarak görüyoruz biz bunu. Hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu bizim vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize, diyanetimize, her şeyimize kastedip çoluk çocuk demeden katleden ve devlet kurumlarına saldıran bir terör örgütünün dış güçlerle birlikte, Amerika ile birlikte ve arkasındaki hangi güç varsa onlarla birlikte organize edip daha önceden hazırlayıp planlayıp Türkiye'yi işgal girişimidir bu 15 Temmuz. Tarifi bu şekildedir. Sadece darbe girişimi olarak görmek 15 Temmuz'u basite indirgemektir. Ama tabii ki 15 Temmuz'u bu şekilde tanımlamayıp da efendim başka yerlere, siyasi arenalara çeken görüşler de var, zihniyetler de var. Dolayısıyla biz bunları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü 15 Temmuz bu milletin tekrar dirilişinin sembollerinden sadece bir tanesidir. Çünkü o gün sabaha uyandığımızda biz vatanımızda, milletimizde işgal edilmiş bir şekilde uyanabilirdik. Çoluğumuzu, çocuğumuzu görmeyebilirdik. Efendime söyleyeyim, kim tarafından işgal edildiğimizi bilmeyebilirdik. Dolayısıyla biz o geceyi sadece bir darbe gecesi olarak değil, kurtuluş gecesi olarak niteliyoruz. İstiklal Savaşı neyse, Çanakkale Savaşı neyse 15 Temmuz'da aynı bir statüdedir. Dolayısıyla oradaki olan verdiğimiz şehitler, vatan şehitlerimiz gerçekten hakkıyla şehit olan şehitlerimizdir. Vatan savunmasında şehit olan şehitlerimizdir. Hepsine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Bu görüşle birlikte bundan sonra da Türk milleti olarak, İslam alemi olarak, biz Yeni Refah Partisi teşkilatları olarak görüşümüz bundan sonra eğer bu tarz girişimler olursa en ön saflarda Yeni Refah Partisi teşkilatlarını göreceksiniz. Vatan savunmasında en ön saflarda kim olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi taraftan gelirse gelsin, amasız fakatsız kesinlikle Yeni Refah Partisi teşkilatları bu vatanın savunmasına ön saflarda yer alıp ön saflarda şehit olma yolunda birinci saflarda yer alacaktır. Çünkü bizim amacımız cihat ve maneviyat üzerine kurulduğu için biz şehit olmayı ölmek değil Allah'a kavuşmak olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim için şehitlik çok büyük bir maneviyat ve çok büyük bir rütbedir. Keşke şehit olabilsek de o gerçek şehitler makamına ulaşabilsek. Biz hepimiz bu bilinçle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu vatanın tek karış toprağına ve çakıl taşına bile kimseyi biz dokundurmayız. Dokunanı da
biz şehit olma pahasına bu vatandan nasıl geçmişte denize döktüğümüz varsa, nasıl geçmişte püskürttüğümüz varsa, nasıl geçmişte Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız bana ne Amerika'dan deyip de siz böyle yaparsanız biz de bu şekilde yaparız deyip İncirli'yi kapattıysa, biz de milli duruş ve milli görüş çerçevesinde her zaman için vatanımıza kastedenlerin karşısındayız. O yüzden biz 15 Temmuz'u bir daha inşallah yaşanmaz diyoruz. Ve bu konuda da 15 Temmuz'u da unutturmayacağız. Yani unutturmayacağız sloganı var ama neden unutturmayacağız? Bunu açmak lazım. Çünkü Çanakkale unutulsaydı bizim ruhumuz unutulurdu. İstiklal Savaşı unutulsaydı bizim ruhumuz unutulurdu. Efendim Kudüs unutturulsaydı bizim ruhumuz unutturuldu. 7 milyar Müslüman alemi, İslam aleminin yaşadığı eziyetler unutturulsaydı bizim ruhumuz unutturuldu. Biz 15 Temmuz'da bunların hepsinin tamamının içerisinde gördüğümüz gibi onlarla birlikte anılmasını sağlayıp unutturmayacağız. O yüzden gelecek nesillerimiz de 15 Temmuz'un niye yapıldığını ve kim tarafından yapıldığını bilmesi ve bu tarz darbe girişimleri, işgal girişimleri yapıldığında nasıl durması gerektiğini, nasıl bir kahramanlık örneği gösterilmesi gerektiğini de görmesi bakımından unutturmayacağız. Ve biz bunu Kayseri'de yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak gençlik kollarımızın organize etmiş olduğu 15 Temmuz temalı ve milli görüş darbelerinin karşısında temalı bir program düzenliyoruz yarın için. Yarın saat 19'da Melikgazi Tiyatro Salonu'nda 15 Temmuz'u anma etkinliğimiz var. Yeniden Refah Partisi olarak ve buraya biz taraflı tarafsız herkesi bekliyoruz. Çünkü 15 Temmuz bir partiye ait bir gece veya gün değildir. 15 Temmuz sadece bir partinin tekelinde bir şey değildir. O yüzden biz diğer anma etkinliklerine de katılacağız. Ama Kayseri'deki inşallah hastalığı orada da görmeyiz. Geçen yıl gördüğümüz hastalığı. Sadece bir partinin, iki tane partinin mensupları ve il başkanları kürsülere çıkıp orada 15 Temmuz sanki kendilerine ait gibi görüp de orada vatandaşların karşısına çıkmaz. Bütün Kayseri'deki siyasi partiler ve Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak bir şekilde bir program yaparlar ve biz de orada katılırız, saflarda dururuz diye buradan mesajımı da vermek istiyorum. Çünkü geçen yıl sadece iki partinin tekelinde gibi, iki partiye ait bir şey gibi anılma yapıldı meydanda, anma programı. Biz katıldık ama sadece oturduk geldik. Dolayısıyla biz orada oturup gelmeye gitmiyoruz. Bu vatan bizim vatanımız. Bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz ve bu şehirde yaşayan bütün siyasi partiler de bu şehir için çalışan siyasi partiler, birisi hariç, o zaten belli. Biz onunla ne siyasi parti gözüyle bakarız ne de şey yaparız. O yüzden tabii ki onun yöneticilerini. Biz şimdi şöyle yarınki program için bütün halkımızı davet ediyoruz. İnşallah gümbür gümbür bir program olacak. Yeni Refah Partisi teşkilatlarının da darbelere karşı ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar karşı durduğunu orada bir millete haykıracağız inşallah. Çünkü biz geçmişte çok darbelerden muzdarip bir partiyiz. Yeni Refah Partisi'nde Kayseri'de inşallah her konuda her vatanı, milleti, devleti, İslam'ı ve insanlığı ilgilenen tüm meselelerde ön saflarda nasıl böyle duyarlı bir davranış gösterdiğini tüm Kayseri'ye göstermiş olacağız. İnşallah herkesi bekliyoruz. Sizi de mikrofon uzattığınız için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok değerli Kayseri hemşehrilerim, Genel Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Allah'tan rahmet, mağfiret ve bereket getirmesini diliyoruz. İnşallah bayramlar bayram gibi yaşanır. 2 yıl aradan sonra yasaksız bir bayram yaşayacağız. Dolayısıyla bu konuda da hem sevinçliyiz. Çünkü kurbanlarımızı gizli yerlerde kesmenin ya da arkada 2 yıl aradan sonra akrabalarımızla bayramlaşmanın tadını yaşayacağız. Gerçek bir bayram yaşayacağız. Biz bunun sevincini yaşıyoruz. O yüzden inşallah bayramınızı tekrardan kutluyorum, mübarek olsun diyorum.
Biz bu bayramı ailelerimizle birlikte geçirelim, büyüklerimizi ziyaret edelim, bayram kültürüne uygun bir şekilde davranarak geçirelim, trafikte dikkatli olalım, kazalara meydan vermeyelim. Dolayısıyla vatandaşlarımıza saygılar, selamlar sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun.